Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, bugünün bu salondaki ikinci oturumuna hoş geldiniz. Aslında bize ana başlık olarak verilen konu bir yandan teknoloji, bir yandan insan merkezlilik. Aslında bunlar çok birbirini destekleyen konular gibi algılanıyor ama benim kendi iş dünyamda birbirine çok tezat gibi duygular da yaşamıyor değilim açıkçası bu iki kavram için arasında. Konuşmacılarımızı ismen anons edildiğine göre tek tek tanıtmama gerek yok. Ancak öncelikli teşekkür ederim. Arzu ederseniz önce onlara söz vereyim. Ama belki insan merkezli kavramına biraz daha hani kendi iç duygularımızı da yansıtmak adına bir iki söz söylemeye bana da müsaade edin. Biliyorsunuz müşteri odaklı hizmet, öğrenci odaklı eğitim, hasta odaklı sağlık hizmeti gibi kavramlar günümüzün moda kavramlarıdır. Aslında doğru da bir yaklaşımdır. Ama hasta odaklı sağlık hizmetinden sonra bir adım öte insan odaklı sağlık hizmeti. Ben bu arada şunu anlıyorum. Birinde hedefte hastanın beklentilerini karşılamak, diğerinde ise hasta olmayan insana da sağlık hizmeti götürmeyi hedefleyen bütüncül bir yaklaşım olarak algılıyorum. Tabii o zaman sağlık hizmetinin de yeni bir tanımı gerekiyor. Hasta olmayan kişilere sağlık hizmeti nasıl götürülür? İnsanların kendini kendi tanımlarıyla iyi hissedeceği bir ortamı yaratmayı hedefleyen bir hizmetten söz ediyoruz. Eğer insan odaklı olacaksa, insanın demek ki kendi tanımıyla iyilik halini karşılayacak, ihtiyaçlarını karşılayacak, beklentilerini karşılayacak, varsa değerlerini, değer yargılarını, inançlarını karşılayacak. Topyekun olarak insanın iyi hissetmesini sağlayacak. Yoksa bir klinik iyilikten söz etmiyoruz herhalde insan odaklı dediğimiz bir kavramda. Tabii bu tartışmalar henüz daha çok su götürür. Daha çok tartışacak kavramlardır. Herkesin de bu şekilde anlamasını düşünmüyorum şahsen. Konuşmacılarımızın bu konuya bakışlarını birlikte müşahede edeceğiz. Tabii biraz karma bir oturum. Akademiden iki saygıdeğer rektörümüz var birlikte. Sektörün içinden önemli iki konuşmacımız var. Bir de HİMS'in medikal direktörü var. Dolayısıyla konuya farklı açılardan bakma şansımız da olacak herhalde bu oturumda. İzninizle konuşma sırasını biraz değiştireceğim. Uçağı da olduğu için, bu oturumda biraz geciktiği için birinci konuşmacı olarak kendisine söz vermek istiyorum. Doktor Olaf Göing, Almanya Zana Klinik Kardiyoloji Departmanı Başkanı, aynı zamanda Zana Hastaneler Zinciri'nin de yönetim kurulu üyesi. Kendisini sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Doktor Göing, the floor is yours, please. Yeah. Hello, everybody, and Mr. Chairman, it's a great pleasure and honor to be here to this great meeting. What I'm going to do is to identify innovations who add value for everyone and try to translate this in clinical practice. From Star Wars to bedside, new project course at Stanford. What we are seeing here is augmented, mixed, or whatever reality, but it is no blue sky thinking. It's working right now, not only at Stanford. We will use it very promptly for teaching, for planning, and interventional surgery as well. There are some superstars in AI, as Fei-Fei Li, head of two vision labs at Stanford. We know her very well from Google. And they care about healthcare, to provide help where staff cannot perceive everything. And that is published in a journal we all know, the New England Journal of Medicine, and they did it in the intensive care.
If she told us we have to teach the machine to see, I can tell you the machines see diabetes. It's a daughter of Google, Verily, and they are joining with Nikon to see diabetes in our eyes. There's a big link between disturbed sleep and cardiovascular diseases, but at least in Germany, it's very hard to get an appointment for the sleep lab. So this goal may best be addressed through strengthening collaboration among the cardiology, the sleep medicine, and clinical tri communities, but how to do? So not only at Stanford they are doing so, let's go from the West Coast to the East Coast and look on your own. Is it a clinical value? What the MIT, another famous institution, is doing with a new AI algorithm with radio, using radio waves, short clips coming from the wall. Think about, you have those things at your home and you got a fully sleep analysis. And how does it work? It using advanced AI algorithms, radio signal, deep learning mechanism, and then we got the result. And we can also understand diseases better with those algorithms. Another superstar in the AI field is Andrew Ng, co-founder of Google Brain and former leader of Baidu, leading a machine learning group at Stanford. This is what he is doing. And for better understanding what this means, X-ray analyzes as good as the radiologist department at Stanford. A short video. How easy it is to use? Within, like an app, your iPhone or whatever you're using, make a photo. It's from the German television. I've stolen it, but I'm very well connected to Stanford as well. And you get, in a few seconds, you get the answer. And you get the answers, is it an edema? Is it mass, tuberculosis, or whatever? So for me, it's not really funny to read that they could even better than I can with arrhythmia detection with AI. With those algorithms, at the cardiologist's level, arrhythmia detection published in Nature Medicine. So from science to bedside approach, I'm sure you're aware of the Apple Heart study. They did it with Stanford Medicine. So what we are doing in Germany is my study with famous colleagues, What Your F, Colt, a trial where we are using the AI algorithm from the watch. In former times with the LifeCore band, now we can use the crown. There's an AI algorithm on board, and the quality, in my opinion, is very good from the ECGs, and we compare it with standard care with the implantable event recorder. Is there any value for AI in the area of heart failure? Yes, it is. The Yale University took the patients from the Swedish Heart Failure Registry, more than 45,000 patients, and all the data. And the question is the ejection fraction for prognosis as good as we think? You see it here. Not really good distinguishes, but they built four clusters with a better to distinguish the people, and even the pills work different. And so we get to different recommendations than those we know from the EC guidelines. And for me, that's the way for an individualizing therapy management.
So what we are doing with that is we are looking for strong partners. We got strong partners as Microsoft and Abbott, and Novartis is joining us to bring this approach to practical care. So in my opinion, that's not about data. That for me is what data are meaning. What's the meaning of data? And we put those things together and we call it Heart Hero, the Heart Hero project. Here you see the partners. And what we are doing further is to get the optimal therapy in every phase of our management. So we are creating, have created teamwork. We are doing so right now. It's not blue sky thinking. It's not pie in the sky. And we are aggregating data from patients and data from the doctors, even from our devices, from the echo lab, and so on and so on. Putting that in an app, are calculating, and within 10 seconds, we got the right therapy, not to leave the doctors behind, but as a help for doctors to solve problems. So coming back to the patient, the filling pressure indicates decompensation much earlier than weight or symptoms. You can see it here. At least 10 days earlier than those symptoms or weight. And in my opinion, that's really a great system, the CardioMEMS HF system. We are implanting those small things in the pulmonary artery and the posterior part, of course. That's what the patient has to do. He is awake at the morning, push the button, go to the toilet, coming back, everything is running, and that's it. And with those data, we are in contact day by day with our patients. This is an example. We lost the follow-up, and the reason was he got a hip surgery in a different hospital. And we got him back with decompensation. Look at the values. And that's a better example for the effect of monitoring therapy adherence. He was never coming back to us in the hospital. And that is the goal. Avoid unscheduled hospitalization. Every hospitalization worsens the prognosis. You have to know that. I'm sure you're aware of this slide. Each hospitalization worsens the prognosis. These are the data from the Champions trial. There's a huge success to leave the patients outside, and a really good trend in mortality, and I'm sure, somewhat sure, that the MEMS-IF, the European MEMS HF trial, will be presented at the AHA. We're participating in this trial, but I cannot say more about this. Probability for survival is much better with this system. So, I know there's a lot of intersectoral work needs to be done. Look at this slide. I don't want to comment everything on the slide, but the most important thing is that we are capable to do it with our partners, and we have devices. We got an app. We can use it for the implantable loop recorder as well as for the CRD systems. We can use it with the next generation as well for CardioMEMS systems, which you see here. We can ask the patient for symptoms, and we can connect the doctor with the patient with it and doing all the things I try to tell you at the moment. Thank you for your attention. We can take one or two questions, if you mind. Soru sormak isteyen var mı? Thank you very much. Görülüyor ki
teknolojiyle birlikte fiziksel hastane kavramlarımızdan hastaları uzaklaştırmaya çalışacağız. Belki artık hastanelerin yeni bir tanımını yapacağız. İnsanların doğal ortamlarında yaşarken tanı ve takiplerinin yapıldığı bir hastane anlayışına doğru gideceğimiz anlaşılıyor. Evet, ikinci konuşmacımız olarak Türksel Sağlık Hizmetleri Direktörü Dr. Adem Doğruyoğlu kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer katılımcılar. Öncelikle sayın moderatörümüzün de bahsettiği gibi insan merkezli sağlık, hasta merkezli sağlık hizmeti sunumu teknolojiyle nerede bir araya geliyor ya da evlilik yapıyor, ondan kısaca bahsettikten sonra ben bir miktarda Türksel'in sağlık alanında son yıllarda yaptığı işlerden bahsetmek istiyorum. Dünyada üretilen yeni teknolojilerin getirdiği rekabetçi ortamdan en fazla etkilenen sektörlerin başında şüphesiz sağlık sektörü gelmektedir. Bu teknolojik gelişmelere finansal piyasaların etkileri de düşünüldüğünde kalite ve hasta tercihinin ön plana çıktığı ve buna bağlı olarak sağlık hizmetlerinin üretimi ve sunumunda dijitalleşme kavramının her geçen gün önem kazandığı görülmektedir. Sağlık hizmetlerinde yüksek erişilebilirlik seviyesine ulaşma, en kaliteli hizmeti mümkün olan en düşük maliyetle sağlama hedefine dönük yenilikçi sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve sunulması bu sektördeki tüm paydaşların ana hedefi konumundadır. Hastaların mevcut sağlık hizmetlerinden en büyük verimi elde edebilmeleri için sağlık hizmetlerine hasta katılımının sağlanması en önemli konuların başında gelmektedir. Sağlık hizmetlerine hastaların katılımı beraberinde hasta merkezli hizmet sunumu kavramını ortaya çıkarmaktadır. Tüm sağlık kurumlarının en önemli bir birincil amacının hastaların en verimli ve doğru sağlık hizmetini almalarını sağlanmasıdır. Buradan hareketle bu kavramın hasta merkezli sağlık hizmetini sunumu kavramının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Amerika'da bulunan tıp enstitüsü bireylere gerekli tıbbi klinik bilgiye erişim fırsatı sunulmasını ve böylece sağlık hizmeti kararları verilirken kontrol kaynağı olmalarının sağlanmasını tavsiye etmektedir. Hasta katılımının arttırılmasıyla hastaların daha yüksek bir tatmin ve daha iyi sağlık sonuçları elde edeceğine inanılmaktadır. Bu noktada yapılan çalışmalar göstermiştir ki sağlık süreçlerine katılım sağlayan hastaların tatmin düzeyleri daha yüksek olmakta ve aldıkları sağlık hizmetlerini daha iyi anladıkları için sağlıklarını iyileştiren davranışları daha çok benimsemektedirler. Bu durum hastaların sağlık profesyonellerine güvenini de artırmaktadır. Ayrıca sağlık süreçlerinden beklenen verimin arttığı da gözlenmiştir. Hastayı merkeze alan sağlık hizmetlerinin sunulmasında temel nokta, başta hekimlerin karar verme süreçleri olmak üzere, tüm süreçlerde hastanın etkili olarak bulunması, kararların ve düşüncelerinin alınması ve uygulama süreçlerinde doğru şekilde bilgilendirilmeleri demektir. Bu da hasta ile sağlık profesyonellerinin tam bir ortaklık içerisinde süreci ele almaları anlamına gelmektedir. Bu işbirliği ile paylaşılan güç ve sorumluluk ile birlikte daha iyi ve daha hasta odaklı sonuçlar elde etme imkanı artmaktadır. Sürecin en üst düzeyinde ise katılım paylaşılan güç ve sorumluluk ile karakterize edilmektedir. Bilgi akışı katılım süreci yoluyla iki yönde gerçekleşir ve karar verme sorumluluğu bu şekilde paylaşılmış olur. Türksel olarak son birkaç yıl içinde Türkiye'deki sağlık sektörüne önemli yatırımlar yapmaktayız. Sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve müşterilerimize sunulması noktasında güçlü adımlar atıyoruz. Kamu özel ortaklığı PPP modeliyle hayata geçirilen şehir hastaneleriyle başladığımız yolculuğumuzda bugün PPP HBS pazarının lideri konumundayız. Tüm teknolojik altyapısını kurduğumuz ve IT hizmetini sunmaya devam ettiğimiz 5 hastanede 2 farklı ana yüklenici firmayla çalışarak PPP modelinin başarıyla uygulanması noktasında çok önemli bir rol üstlendiğimizin farkındayız.
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi ana yüklenicimiz Rönesans Holding ve iş ortaklarımızla hayata geçirdiğimiz günden bugüne ki açılışın üzerinden yaklaşık 3. yılına girmek üzere bugüne daima daha iyi bir sağlık hizmeti sunulması ve maksimum hasta memnuniyeti sağlanması gayesiyle çalışmayı ülkemize ve insanımıza karşı temel bir vazife olarak görüyoruz. Türkiye'nin Türkseli olarak işte bu inançla çıktığımız yolda Yozgat Şehir Hastanemizde alanında dünyanın en prestijli akreditasyon seviyesi olan HIMSS 7 seviyesini güncel kriterlere göre Avrupa'da ilk olarak kazanmanın bu vesileyle bayrağımızı dalgalandırmanın haklı gururunu yaşadık. Bu noktada emeği geçen bütün paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonra hayata geçirdiğimiz Adana, Elazığ, Eskişehir ve Bursa şehir hastaneleriyle iddialı duruşumuzu ve gayretimizi sürdürüyoruz. Tüm bu süreçte birlikte yol aldığımız Rönesans ve Akren Holding yönetimleri başta olmak üzere tüm iş ortaklarımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz. PPP projeleriyle temellerini attığımız sağlık sektöründeki güçlü pozisyonumuz bize sektörün diğer paydaşları için de önemli faydalar oluşturabilme fırsatı olduğunu gösterdi. Ayrıca yetkin bir kadroyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda ekibimiz kısa zamanda önemli bir sektöre iletişim ağı ve teknik beceri edinmiş oldular. Tam bu noktada sektörde elde ettiğimiz yetkinlikleri temel alarak çok önemli ve kapsamlı hedefler belirledik. Bu hedefler doğrultusunda ülkemiz sağlık sektörü için vizyoner bir bakış açısıyla hareket planımızı ortaya koyarken uluslararası ölçekte sektörel hedefleri ve yol sektörel hedefleri de yol haritamıza ekledik. Öyle ki Türkiye'nin sağlık teknolojileri ve sağlık hizmetlerinin sunulması alanındaki başarılı çözümlerinin yurt dışına ihraç edilmesi noktasında Sağlık Bakanlığımız ve USH ile birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra gerek hastane bilgi yönetim sistemi gibi doğrudan sahibi olduğumuz ürünlerimizde gerekse çözüm ekosistemimizdeki iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerle müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde adreslemek hedefindeyiz. Kamu hastaneleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, ilaç firmaları, klinikler, eczaneler başta olmak üzere sağlık sektöründeki tüm paydaşlar için sunduğumuz bu çözümlerle müşterilerimize uçtan uca bir teknolojik danışman olarak konumlanmayı hedefliyoruz. İstiyoruz ki müşterilerimize gerek altyapı, gerekse donanım ve yazılım ihtiyaçlarının tamamı için en doğru çözümleri entegre ve bütünsel olarak düşünerek maksimum verimlilikte hayata geçirelim. Bu doğrultuda bina yönetim sistemleri, yangın algılama, CCT sistemleri, PAC sistemleri, yoğun bakım sistemleri, ameliyathane sistemleri, yatak yönetim sistemleri gibi sağlık tesisinin tüm ihtiyaçlarını adresleyen bütüncül bir bakış açısıyla %100 kağıtsız olarak işletilebilmesine imkan sağlayan entegrasyon seviyesinde bütünleşmiş Smart Hospital konsepti ekiplerimiz tarafından kurgulanmış ve sağlık otoritelerine sunularak tam puan almıştır. Ulusal sağlık sistemimizin teknolojik ihtiyaçları ile ilgili her türlü çözümün oluşturulması ve sunulması süreçlerinde de yine aynı hassasiyetle var olmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı'nın sağlık alanında yapmış olduğu ihalelerde tedarikçi olarak bulunmaya gayret ediyoruz. Mevcut ihtiyaçları en doğru şekilde adresleyen çözümlerin sunulmasının yanı sıra yenilikçi ve güncel teknolojilerin sağlık alanında kullanımına dönük Next Generation çözümleri de yine %100 yerli ve milli olarak Turkcell mühendisleriyle geliştiriyor olmaktan da büyük onur duyuyoruz. Bu noktada Turkcell'in yaklaşık 750 Ar-Ge mühendisi barındıran gerçekten Türkiye'nin gurur duyulacak bir teknoloji merkezi olduğunu bildirmekten mutluyum. Bu noktada sanal gerçeklik uygulamaları, büyük veri analitiği çözümleri, artırılmış gerçeklik uygulamaları, akıllı karar destek robotları başta olmak üzere bir kısmı dünyada henüz konsept olarak düşünülmüş ve uygulamaları daha yeni yeni gerçekleştirilen konularda çözümleri hayata geçiriyoruz. Sağlık turizminden mobil hasta ve randevu uygulamasına, telemedisinden akıllı klinik karar destek sistemlerine kadar sağlık tesislerinin tüm teknoloji ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına her geçen gün yeni adımlar atıyor, yeni yatırımlar yapıyoruz.
Yalnızca insana doğru şekilde hizmet etmesi gerektiğini düşündüğümüz tüm teknolojileri geliştirirken hareket noktamız insan ihtiyaçları, hedefimiz insan mutluluğu, paradomuz insanın faydasıdır. Bu noktadaki en önemli motivasyonumuz müşterilerimizin memnuniyetini ifade eden görev bildirimleri ve ülkemiz sağlık sektörüne katkı sağlayan çözümlerin geliştirilmesidir. Sağlık sektöründe Türkiye'nin Turkcell olarak bizler her zaman ülkemizin özellikle bölgedeki lider konumunu güçlendirmek, uluslararası arenada ses getirecek projelerle ülkemizin bu alandaki bilinirliğini artırmak için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz. Bu alanda hizmet üreten tüm paydaşların teknolojik ihtiyaçların karşılanması konusundaki hassas duruşumuzu sürdürerek müşterilerimize ve insanımıza maksimum verimlilikte en uygun çözümleri sunma iddiasından vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Evet, Turkcell'in bilgi teknolojilerine yaptığı yatırımlar konusunda bayağı bilgi sahibi olduk. Doktor Adem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine de soru sormak isteyen var mı diyeceğim. Adem Bey yerine oturdu ama ben en azından katılımcılara bu hakkını iade etmiş olayım. Söz isteyen yok. Çok teşekkür ediyorum. Tabii şimdi konuyu biraz daha firmalar bakış açısından, sektör bakış açısından daha üniversite bakış açısına getirmeye çalışacağız. Cevdet Hocam'ı biliyorsunuz hem sahada hekim olarak hem daha sonra vekil olarak onun aynı zamanda Sağlık Komisyonu Başkanlığı yapıp Türkiye'nin sağlık reformundaki mevzuatların hazırlanması sürecinde uzun bu yolculukta çok rol almış bir hocamız. Şu anda da Türkiye'nin yapısı itibariyle en büyük üniversitesi, en fazla hastanesi olan üniversitesinin başında rektör olarak bulunuyor. Kendisini kürsüye davet ediyorum hocam. Evet, Sayın Başkan, değerli rektörüm, kıymetli rektörlerim, değerli panelistler, kıymetli meslektaşlarım, Sağlık Bakanlığımızın çok mümtaz bürokratik temsilcileri, hepiniz, tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum. HİMS 19 toplantısının hayırlı neticeler, hayırlı bilgiler doğurması dileğimi bir kez daha vurgulayarak Sabahattin Bey'in şahsıma yapmış olduğu iltifatlara teşekkür ediyorum. Ancak kendisinin Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı döneminde olsun, sonrasında olsun sağlık sistemimize olan katkılarını asla unutamayız. Kendisine tekrar hem teşekkür hem tebrik ediyorum. Ben HİMS toplantısına biraz kendi üniversitemizden biraz da kendi açımızdan nasıl bakıyoruz, HİMS nedir diye o bakış açısıyla insan odaklı bakmaya çalışacağım. Bu toplantıya beni davet ettiği için HİMS yöneticilerine ve Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve Bakan Yardımcımız Şahit Birinci Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. HİMS açılım olarak, kelime anlamlı olarak zannediyorum Healthcare Information and Management System Society diye söylenebilir. O şekilde ifade ediliyor. Onların kısaltılmış şekli kelime olarak. Fakat ben HIN, H ve S harflerini sanki human source, yani insan kaynağı olarak algılıyorum. HIMS'e bu yönüyle bakalım diyor. Bir tarafında insan kaynağı şeklinde. Çünkü hasta da insan, hekim de insan. Eğer hastayı ve hekimi eğitmez isek, hangi elektronik sistem, hangi yazılımı getirirseniz getirin, başarılı olması mümkün değil. Çünkü esas bizim materyalimiz insan. İnsana bakan da insan. Diğer maddi unsurlar ancak aracıdır. Onun için stetoskopu, hatta direkt dinlemeyi bırakıp elektronik sisteme çok bağlı olan kişileri biz bir geleneksel hekimler acaba teknisyenleşiyor muyuz diye büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Başarı, HIMS aslında bir başarı öyküsü. Başarı olmak için insanı yönetmek lazım. İşte insan kaynağını onun için söyledim. İkincisi parayı, money'yi yönetmek lazım. Yani insanı, parayı, zamanı yönetmek lazım.
Yani insan kaynağı ve zaman dedi, para dedik. Süreyi de biz Türkçe olarak se anlayalım. İngilizce olanlar second anlasın ama zamanı yönetelim. Yani himsin böyle bir açıdan görülmesi lazım. Ve nihayet i harfi olarak information'ı, iletişimi önceleyemek. Başarılı olmak için demek ki insan kaynağını, parayı, zamanı ve insanı, iletişimi yönetmemiz lazım. Başarının esası budur. HİMS bunu başardı. Ben kendilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu sadece insanın yani hekimliğinde mi? Hayır. Futbol maçında da öyledir. Eğer kaleci zamanlamayı iyi yapamazsa topu kalesinde görür. Eğer iyi zamanlama yaparsa kısa boylu oyuncu bir karış kendinden boylu olan kişinin üzerinden çıkar kafayı vurur. Zamanlama çok önemli. Zamanı kullanmak önemli. Eğer bir kulüp parasını iyi yönetemiyorsa batar. İstediği kadar kaliteli futbolcusu olsun küme düşer. Yani burada esas başarının temelini HİMS bana öyle söylüyor. İnsan kaynağı, para, zaman ve iletişimi iyi kullanmak gerekiyor. Bizim üniversitemiz açısından baktığımız zaman biz 4 yıl oldu, 4 yılı yeni doldurduk. 14 akademik birimimizi oluşturduk. Bunlardan 4 tıp fakültemiz var. Farklı bir üniversiteyiz. Bu 4 tıp fakültesinin birisi Buhara'da, Özbekistan'da. Bu sene başladı. Yurt dışındaki tıp fakültemizin dışında 3 meslek yüksekokulumuz var. Mesela Somali'deki yüksekokulda mezun verdik bu sene. Ülke olarak yurt dışındaki ilk mezun verilen yüksekokulumuz. İlk açılan tıp fakültemiz Buhara'da. Sudan ve Somali'deki yüksekokullarımıza ilaveten Buhara'da da bir meslek yüksekokulu açtık. Moro'da açtık. Eğitime başladık. Farklı bir statüde. Yani biz bunları yapmaya çalışırken bir yandan 15 bin lisans öğrencimiz yaklaşık. 58 Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı'nın ama biz afiliyasyon protokolü çerçevesinde eğitimlerinden sorumluyuz. 10 bin uzmanlık öğrencisi var yaklaşık halen 9 bin küsür. Günlük değişiyor çünkü bunlar. Biz bunları online takip edebiliyoruz. İletişimi orada rahat kullanıyoruz. Ve bunlardan 780 civarında da üniformalı askeri öğrencimiz var. Farklı bir üniversite yapısındayız. Türkiye'nin 16 ayrı ilinde 58 hastanenin eğitiminden sorumluyuz. Bunları iletişimi araya koymadan yapmamız mümkün değil. Bizim önceliğimiz onun için iletişim. Ha, her şeyden önce insan. İnsan ve sağlık sistemine baktığımız zaman yetiştirdiğimiz bu insanlarda 635 profesör, 670 doçent, 532 doktor öğretim üyesi gibi kısa sürede büyük bir eğitim ordusuna sahip bir üniversiteyiz. Ama dediğim gibi insanı öncelemek lazım. Sağlık sistemine bu insanları entegre ederken, iletişimi entegre ederken benim bakış açım şöyle, bir kuşu düşünün. İki kanadı var. Bunların senkron çarpması lazım, çalışması lazım. Birisi sosyal güvence, diğeri sağlık sunumu. İşte biz bu ikisini de ancak elektronik sistemle, iletişimle bağdaştırabiliriz. Ülkenin bir şehrinde alınan reçeteyi diğer şehrinde görebilmek için iletişim altyapısına, iletişime ihtiyacımız var. Bunu hem sağlık sunumunda hem eğitimde mutlaka bu şekilde görmemiz lazım. Ha ne olur? İki kanat yoksa kuş ölüdür. İşte Afrika da bilhassa gördüğümüz sağlık sisteminde sosyal güvence yok, sağlık yok. Orada sağlık sunumundan veya sağlık hizmetinden bahsetmenin imkanı yok. Peki bunlardan sosyal güvence olmazsa, sağlık sunumu iyi olursa ne olur? Amerika Birleşik Devletleri gibi olursunuz. Çok modern hastanelerin dibinde, hemen yanında çöp konteynerlerinin kenarında insanlar ölür. Dönüp bakan olmaz. Sosyal güvencesi yok. İnsanlar ulaşamaz. Modern hastane var, güzel sağlık sunumu var, her türlü elektronik sistem var ama insanlık yok. İnsan olmayınca hayat yok. İstediğiniz kadar makineleşin. Biz onun için
elektronik sistemi insanın hizmetine sunmak zorundayız. Peki tersini düşünelim. Sosyal güvence var, sağlık sunumu yok. O zaman ne olur? İşte petrol zengini ülkeler gibi yurt dışına çuval çuval dolar verirsiniz. Hem sağlık sisteminin hem de sosyal güvencenin çok iyi olması lazım. Bu kuşun uçması için. İşte ülkemiz bunu uçurabilen nadir ülkelerden birisi. Evet, bazı İskandinav ülkelerinde şurada burada sağlık sistemi, sosyal güvence var ama bir hekime ulaşmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. İngiltere'de safra kesesi ameliyatları 6 aydan geç de olmasın, yapılmasın diye kanun çıkarıldı birkaç yıl önce. Ve benzeri. Ben bunların misallerine girmek istemiyorum ama netice itibariyle biz eğitimcilerin esas yapması gereken insan kaynağını yetiştirmek. Bu insan kaynağı sadece hekimler için değil, hastalarımız da insan. Onlar da ne kadar eğitimli olurlarsa o kadar bizim işimiz kolaylaşacak. Burada tabii elektronik sistemi, bilişimi işin içine mutlaka monte etmemiz lazım. Bu olmazsa olmaz. Bu çağımızın bir gereği. Artık akıllı telefonu olmayan akıllı insan kalmadı. Yani herkes aklını telefona yükledi. Hiç kimse belki kendi evinin telefon numarasını bilmiyor. Bırakın arkadaşınınkini, onu telefon biliyor. Akıllı telefon biliyor. İşte biz o akılları, akıllara eğer ona sahip çıkamazsak onunla birlikte kendi aklımızla geçip gider. Onu yakalayamayız, onu bilmemiz lazım. Ha, neticede işte bu akıllı telefonlar vasıtasıyla konsültasyonlar veya elektronik sistem vasıtasıyla Amerika'daki bir radyolojik incelemenin Hindistan'da raporlanması gibi dünya küçüldü. Bir başka ülkeden bir başka ülkede masa başında otururken robotik cerrahiyle ameliyat yapmak gibi. Bunlar hep iletişimin, bilişimin ve elektronik sahadaki gelişmelerin tıbba olan katkıları. Burada ama esas itibariyle bizim bireylerin ihtiyacına göre elektronik sistemi devreye koymamız lazım. Esas olarak detayına girmek istemiyorum ama esas olarak arzumuz mutlaka ve mutlaka insan odaklı olmalı. Sağlık sektörünün bu bakımdan ülkemizde özellikle Sağlık Bakanlığı'nın sağlık bilişimini öncelemesi ve bütün yaptığı adımlarda, attığı adımlarda bilişimi ön planda tutması başarının önemli etkenlerinden birisidir diye düşünmekteyim. Şehir hastanelerini biraz önce Sayın Türksel'in yetkilisi, panelist arkadaşım söyledi. Şehir hastanelerindeki önemli adımlar, aile hekimliği uygulamaları, evde bakım hizmetleri, ne bileyim merkezi sistem, randevu sistemi, teletüp vesaire, her şey tamamen elektronik ortamda ortama olan ihtiyaç ve gereklilik üzerine kurgulanmış. Ama bu teknolojileri tabii ki yanımızda taşımanın da artısı var, eksisi var. Biz bunların artı yönlerini değerlendirip insana yararlı hale getirerek, yararlı hale dönüştürerek mutlaka bunlardan faydalanmamız lazım. Bizim bahsettiğim gibi özellikle Afrika ülkelerinde açtığımız okullarda ve üniversitemizdeki eğitimlerde yaptığımız en önemli şeylerden, icraatlardan birisi onların kendi ülkelerinin de ihtiyacı olacak şekilde sağlık bilişimi üzerine kendilerini eğitmek. Bir öğrenci bize geldiği zaman mutlaka sağlık bilişimiyle tanışıp o ülkesine, kendi ülkesine döndüğü zaman ki meslek yüksekokulu okuyanlar 2 senede, 3 senede dönüyorlar. Kendi ülkesine döndüğü zaman buradaki sağlık sisteminin artılarını alıp o sağlık bilişimiyle onu meşredip, örtüştürüp kendi ülkesine bunları taşıması lazım. İşte bunu gittiğimiz her ülkede veya bize gelen 60 küsür yabancı ülkeden gelen, biz bunlara yabancı öğrenci demiyoruz, misafir öğrencilerimiz diyoruz.
misafir öğrencilerimize sağlık bilişimi hususunda gerekli bilgileri aktardığımız gibi onların içerisinde yani bu işi kavrayacak, kıvıracak kişileri bulup onlara ayrıca eğitim veriyoruz. Çünkü ülkelerine döndüklerinde bu bilgiyi oraya taşımaları lazım. Bizim şu anda gerek işbirliği yaptığımız gerek giderek görüşmelerde bulunduğumuz pek çok ülke bu konuda bizimle birlikte çalışıyorlar. Biz bununla yetinmeyip özellikle sağlık teknoparkı yani sağlık temalı ülkemizin ilk teknoparkını açmış durumdayız. Bu teknoparkta sağlık bilişimi ve sağlık yazılımlarını önceliyoruz. Buradaki kendi üniversitemizden olsun, başka üniversitelerden, başka yerlerden. Burada bizim Pendik Belediyesi, Tuzla Belediyesi başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Boğaziçi Üniversitemizle birlikte biz Sağlık Teknoparkımızda Vakıf Yatırım AŞ ile birlikte beşli bir grup olarak yönetimindeyiz ve orada biz sağlık teknolojik yatırımlarını bilişim, Ar-Ge, ilaç ve değişik malzeme ve tıbbi ürünlerin üretimi için düğmeye basmış durumdayız. Bu teknoparkımızın konumu ise Sabiha Gökçen Havaalanı'nı görüyorsunuz. Görüntüdeki Sabiha Gökçen Havaalanı ikinci pistidir. O toprak alan. Onun hemen yanındaki bir yol var aramızda. Bunun da faydasını görmüş olacağız. Üniversitemizin yazılımlarını üniversitemizin sayfasına girdiğinizde görebilirsiniz. Mesela kurumsal iletişim yönetim sistemi, online anket sistemi, içerik yönetimi, akademik karar destek sistemi, uzmanlık eğitim takip sistemi, ekler sistemi vesaire vesaire. Bütün bu programları biz kendi Ar-Ge ürünümüz olarak ürettik. Kendi üniversitemizin mahsulüdür. Kendi üniversitemizde bunları yapan değerli bilim insanı, bu işin başında olan doçent doktor muhterem Ercan arkadaşımı da tebrik ediyorum. Çünkü hiçbirine biz bir masraf ödemeden kendi Ar-Ge kaynaklarımızla bu programları yazabilmiş ve bunların çıktılarıyla da hareket edebilmiş durumdayız. Yani Sağlık Bilimleri Üniversitemizin çok farklı gerek medikal ekipman, medikal tasarım üretim merkezimizde, YETAT merkezimizde ve diğer araştırma merkezlerimizde oldukça önemli araştırmaları yapmaktayız. Bunların hepsinde bizim bilişimin faydasını görmekteyiz. Diğer yaptığımız uluslararası çalışmalarda da bu bilişimin farkındalığını, bilişimin gerekliliğini anlatacak projeleri yapmaktayız. Rusya Kazan menşeili, Tataristan Kazan menşeili Aidos firmasıyla da yaptığımız işbirliği neticesinde artık eğitimde bilişimi kullanmamız lazım. Teknolojik olarak mutlaka ve mutlaka hastaya değmeden maket ve simülatörler üzerinde öğrencilerimizi eğitmemiz lazım. Asistanlarımızı eğitmemiz lazım. Bunun için biz Aidos firmasıyla hem tedarik olarak tedarik etmek üzere hem de üretim ortaklığı yapmak üzere anlaşmış durumdayız. Bunların da ülkemizde pek çok tıbbi maketi üretme kapasitesine üretmeye çalışmasına başlamış durumdayız. Burada bir bilişimin önemli bir göstergesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Üniversitemizin Gülhane Medikal Tasarım Üretim Merkezi'nde gördüğünüz Azeri Üsteğmen izin verdiği için fotoğrafı kullanıyorum. Kafatasından kurşunla yaralanma neticesi kafatası evinde dahi şapkasız dolaşamayan bir halde çok rahatsız olan bir kişiydi. Biz buna tomografisini 3 boyutlu hale getirip bilgisayar ortamında ve elektronik yazıcıyla 3 boyutlu yazıcıyla bu kafatasının bakınız birebir kopyası. Bu kafatası parçasını titanyumdan kendisine üreterek mutlu bir halde evine dönmesini sağlayabildik. Bu şekilde bizim bilişimi kullanarak 3D yazıcıyla yaptığımız yüzlerce
ameliyat var. Bunlarla ilgili ülkemizin tek şu anda Sağlık Bakanlığı ve SGK açısından tek tedarikçisi durumundayız. Bize herhangi bir yerden sadece tomografisini hastanın ilettiğiniz takdirde biz o tomografiyi 3 boyutlu hale çevirip ilgili tasarımı yapıp plastik modelini ilgili hekime onaylattıktan sonra metalini titanyumdan veya diğer metallerden toz alaşım metoduyla yapabilecek bir kapasitemiz var. Ve 28-29 Kasım'da bununla ilgili ilk olarak metün günleri olarak Gülhane'de bir tanıtım toplantısı yapacağız. Ben bu vesileyle Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız burada, ben tüm bakanlık bürokrasisini ve arkadaşlarımızı, tüm isteyenleri ücretsiz olarak katılmak mümkün. Gülhane'deki etkinliğe katılmanızı bekliyorum. Evet, 29 Ekim'i yeni idrak ettik. Bizim Cumhuriyetimizin 96. yılını tekrar kutluyorum. Bizler Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin tıp bayramının ilk kutlandığı binada oturan bir rektör olarak 100. yılını kutladığımız bu tıp bayramında Cumhuriyetimizin 96. yılı tekrar kutlu olsun. Bizlere bu cumhuriyeti bahşeden Rabbimize hamdolsun. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz rahmetle anıyorum. Hepinizi tekrar en kalbi duygularımla selamlıyorum. HİMS toplantısının tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederim. Oldukça aydınlatıcı, detaylı bir sunum ve konuşma oldu. Tekrar dinleyici, katılımcı arkadaşlara dönüyorum. Var mı söz isteyen, katkıda bulmak isteyen? Buyurun. Yani S2 mi diye herkes karıştırıyor ama bunun aklında kalacağını çok düşünüyorum. Kendisinden de bu konuda bunu kullanmamızı bize müsaade edip etmeyeceğini sormak istiyorum. Evet. Yani temel anladıysa herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Evet. Temel Bey, yani alınmasın, Temel Bey gerçek bir temeldir. Temel Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Her zaman kullanılabilir yani. İlim anonimdir yani. Kimse teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Pardon, bir söz daha var. Özür dilerim. Değerli sunumunuz için çok teşekkür ederim. Ben kısa bir şey soracaktım. Eğitim araştırma hastaneleri şehir hastanelerine taşındığında yine statüsü öyle eğitim araştırma hastanesi olarak mı devam edecek? Sizin bünyenizde dahil olduğunuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin efendim, dahil olduğu hastane. Soru doğru, adres yanlış. Sorunun sorulmasına teşekkür ediyorum ama adresi Sağlık Bakanlığı. Yetkili Sağlık Bakanlığı'dır bu konuda. Yani şehir hastanesinin statüsü ne olacak, nasıl bir hukuku olacak? Eğitim hastanesi olarak nitelendirildiler ama afiliyasyonu veya diğer iş ve işlemleriyle ilgili karar Sağlık Bakanlığı'ndır. Sayın Bakanımızın yardımcıları buradadır. Kendilerine sorarsanız size gerekli cevabı verir. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Buyurun. Efendim biliyorsunuz aslında Türkiye'nin en köklü üniversitesi İstanbul Üniversitesi'dir. Tarihini Fatih medreselerine kadar uzatırlar. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken Darülfünun olarak geçen tek üniversitemizdir. 33 reformunda da üniversite adını alan yine tek üniversitemizdir. Ancak bu kadar köklü ve bu kadar büyük üniversiteyi biz ikiye bölerek çoğaltmak istedik. Belki de diğer üniversitelerle bu köklü geçmişine dayalı haksız rekabeti önlemek istedik, bilmiyorum. Ama iki tane İstanbul Üniversitemiz oldu. İkisi de hızla gelişmelerini tekrar tamamlayarak aynı köke, aynı maziye sahip iki İstanbul Üniversitemiz var. Nuri Profesör Doktor Nuri Aydın bu iki İstanbul Üniversitemizden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın rektörü. Kendisini kürsüye davet ediyorum hocam. Buyurun. Değerli katılımcılar, değerli panelistler, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Cevdet Hocam gibi üniversitemin fazla reklamını yapmak üzere hazırlanmadım sunuma. Ancak
sunuma başlarken tek birkaç cümleyle ben de reklam yapayım madem böyle bir ortam oluştu. Şu anda Cerrahpaşa ismini görenler burayı sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi zannediyor. Ancak üniversitemiz yaklaşık 40 bin öğrencisi bulunan, içerisinde mühendislik, orman fakültesi, hemşirelik, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, aynı zamanda veteriner fakültesi ve İstanbul'daki tek veteriner fakültesi ve veteriner hastanesi olan, içerisinde MR'ı, tomografisi, yataklı hasta servisi olan bir veteriner fakültesi de olan bir üniversitemiz var, eğitim fakültemiz var vesaire. Ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi son 2 yıldır Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alan devlet tıp fakültesi. Bu yıl ben şu an tıp fakültesi dekanımız da aramızda Sait Hocam. Şunu söyleyeyim, 2 milyon öğrencinin girdiği üniversite sınavında İngilizce tıpımıza son kaydolan öğrenci Türkiye 313.sü. Ya bence bu muhteşem bir rakam. Biz Türkiye'nin sağlık geleceğini eğitiyoruz. Bizden yetişen öğrenciler gelecekte bu ülkenin sağlık politikasına ve sağlığına yön verecek akademisyenler ve eğitmenler olacak. O açıdan ülke sağlık politikasında ben üniversitemizin ayrı bir noktada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl içinde bir yeniliğimiz oldu. Diş Hekimliği Fakültemiz kuruldu. Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi de yeni kurulan bir fakültemiz ve hızlı bir şekilde İngilizce programla öğrenci almaya başlayacak. Ve bu konumlandırmayla da ben Türkiye'de yine en yüksek puanlı diş hekimliği fakültesi pozisyonuna çok hızlı yükseleceğine eminim. Bununla da iftar edeceğiz önümüzdeki zaman içerisinde. Şimdi konumuz hasta odaklı sağlık sunumu. Hepimiz hekimiz. Ben bir ortopedistim. Hasta görüyorum, hasta muayene ediyorum. Nedir hasta odaklı sağlık sunumu ve teknoloji? Elimizde birçok enstrüman var, bilgisayarlar var, cep telefonları var, akıllı saatler var. Her şey elimizin altında. Ancak hasta hekimle olan ilişkisini böyle mi görmek istiyor? Biz yüzümüz sürekli ekrana bakar. Hastayla göz teması kurmaz isek biz bu hastayı tedavi edebilir miyiz? Kesinlikle edemeyiz. Ben Amerika'da birçok yerde çalıştım. Harvard'da çalıştım, Yale'de çalıştım. Almanya'da Klinikum Rechtsler Isar'a gittim. Birçok hasta muayenesinde, yüzlerce hastanın muayenesinde bulundum. Ve orada hasta hikayesi alınırken notlara mutlaka hastanın sosyal yaşantısıyla ilgili notlar da düşülür. Beyzbol mu oynuyor, futbol mu oynuyor, haftada kaç kez oynuyor? Ve hekimin bir sonraki vizitinde baktığı ilk şey bir önceki muayene notudur. Hasta odasına girdiği zaman, oradaki yöntem farklıdır. Hasta odaya değil de hekim odaya girer. Hekim odaya girdiği zaman önce hasta ile iletişime geçer. Der ki, geçmiş olsun, geçen görüşmüştük, nasıl, beyzbol maçı nasıl gidiyor, işte oğlunuz ne durumda? Onu aslında hastadan hatırlamıyor, o alınan notlardan hatırlıyor. Eğer biz teknolojimizi, hastayla olan iletişimimizi bu noktaya taşıyamazsak, biz gerçek bir tedavi oluşturamayız. Sadece teknoloji oluştururuz ve burada gördüğünüz gibi sadece ekrana bakan, 18-19 noktayı tıklayarak işlemini sonuçlandıran, elektronik bir reçeteyi verip hastayı tedavi etmeye çalışan bir noktaya ulaşırız. Ancak hedef bu mu? Kesinlikle değil. Ve bu olmamalı. Önce hastaya bir kişi olarak yaklaşmamız gerekir. Yani onu bir olgu olarak, bir yatak numarası olarak değil, 212 numaralı odadan yatan bir hasta olarak değil, onu bir birey olarak görmemiz gerekir. Bu bir çocuk olabilir, bir erişkin olabilir. Ve bunu gördüğümüz zaman hastayla her tür konuyu tartışmamız, riskleri birebir konuşmamız gerekir. Onun eline bir kağıt tutuşturup bunu okuyun, imzalayın şeklinde değil. Ve buna zaman ayırmamız gerekir. Yeterli zamanın olması gerekir. Ve hastanın verilecek kararda bir söz sahibi olması gerekir. Yani bizim klasik hastalarımızın standart söylediği şey şudur. Hocam, sizin kendi yakınınız olsa ne yapardınız? Ha, bu değil. Burada bizim tüm alternatifleri hastaya sunup doğru tedavi yöntemini birlikte bulduğumuzu
hastaya göstermemiz gerekir. Tabii önümüzde bazı zorluklar var. Nedir bu zorluklar? Zamanımız yeterli değil. Çok kısıtlı zamanımız var. Çünkü hasta sayımız çok, vaktimiz kısıtlı. Ha, bazı konularda bilgimiz belki yetersiz. Yüksek maliyetler olabilir. Özellikle teknoloji konusunda yüksek maliyetler olabilir. Ve bunlar ilk iş akışımızda bazı değişiklikler gerektiriyor olabilir. Tabii yasal sorunlar var, davranışsal sorunlar var. Tüm bunları bir arada değerlendirip çözmemiz gerekiyor. Tabii önceliğimiz bizim hasta güvenliği. Bakın bu veri çok ilginç. Amerika'da bu Institute of Medicine'ın bir raporu. Yılda yaklaşık 90 yani 50 bin diyelim, 50 bin kişi önlenebilir tıbbi hatadan ölmekte olduğu, 7 bin kişinin ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yanlış ilaç kullanımından dolayı öldüğü rapor edilmiş. Ve tıbbi hataların yıllık maliyeti 17 milyar dolar. Çok ciddi bir rakam. Hastane yatışlarının %2'sinde ilaç hataları olduğu görülmüş. Ki ve bu bu konuda ileri olan, teknolojik olarak ileri noktada olan bir ülkenin verileri. Tabii bu noktada işlerimizi kolaylaştıracak bir takım bilişim altyapıları var. Bunların değişik örnekleri var. Bunlardan bir tanesi NICE olarak kısaltabileceğimiz değişik tedavi algoritmaları bize sunan, yani şu hastalığınız var, bu algoritmaları uygulayabilirsiniz. Ha, bu sağlık profesyonelleri açısından da var, aynı zamanda hasta açısından da var. Çünkü artık bugün bize muayene olmaya gelen bir hasta, MR'ının üzerindeki kelimeleri Google'da araştırmış oluyor. Olacağı ameliyatın videosunu seyretmiş oluyor. Bunun dışında hekimini araştırmış oluyor. Tüm bunları sağlayarak önümüze gelen bir hastayla karşı karşıyayız. Diğer bir örnek Snomed. Bu da benzer terimler üzerinden giderek bir sağlık bilişim altyapısı. Bu da kullandığımız tıp dilini farklı versiyonlarda değerlendirerek ortaya çıkan bir bilgi teknolojisi. Tabii bu tanı güvenliği üzerinde bir takım riskler de doğuruyor. Burada bilgilerin güvenli olması, tüm alternatiflerin bir arada görülmesi ve bizi bir hızlı karar sürecine götürecek mekanizmaların ortaya çıkması önemli. Sağlık işletmesinde bu karar destek sistemleri uygulamasıyla birlikte tabii zaman zorluğu açısından bir takım sıkıntılar olmakla birlikte hastalara uygun tedavi verilmesi, medikal hataların önlenmesi, sağlık bakım hizmetleri kalitesinin geliştirilmesi, yönetimsel kararların alınması ve maliyetin azaltılması açısından oldukça avantajları olan yöntemler. Tabii şu anda randevu sistemi olarak hem Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaları olsun, hem biz üniversitemizin kendi randevu sistemi olsun, hastaların hekime randevu alması geçmişe göre çok kolay. Mobil uygulamalar var, web uygulamaları var. IVR'dan, randevu sisteminden alınabiliyor, çağrı merkezlerinden ve kısa mesaj uygulamaları şu anda var. Bu bizim Cerrahpaşa'nın kendi geliştirdiği ISOP yazılımı. Google Play üzerinden de indirilebiliyor ve bu sistem üzerinden hasta randevu alabildiği gibi laboratuvar sonuçlarına ulaşabiliyor, radyoloji sonuçlarına ulaşabiliyor, patoloji sonuçlarına ulaşabiliyor. Bu da kendi öz yazılımımız, kendi öz sistemimiz. Aynı zamanda bu sistem Sağlık Bakanlığı'nın sistemiyle de şu anda entegre vaziyette çalışır hale getirdiğimiz bir sistem. Tabii hasta güvenliği açısından birçok uygulama var. Bunların bir kısmını biz kullanıyoruz, bir kısmını ise henüz kullanıma geçmediğimiz uygulamalar. Barkod uygulamaları zaten oldukça işi kolaylaştıran hem laboratuvar aşamasında hem görüntüleme aşamasında. Bunun daha farklı bir versiyonu kare kod uygulaması olarak var. Ve son olarak da RFID olarak tanımlanan daha özellikli işlemler için tanımlayabileceğimiz hasta güvenliği için kullanılabilen aynı zamanda personel ve çalışanların iş takibi açısından da kullanabileceğimiz bir takım sistemlerimiz var.
Tabii burada şu an henüz ülkemizde çok yaygınlaşmamış ama bundan sonra yaygınlaşmasının ben faydalı olacağını düşündüğüm anında tıbbi kayıt sistemleri. Bu anında tıbbi kayıt sistemleri, yani bir hemşirenin tansiyonu ölçtüğü anda dosyasına otomatik işlenebilecek sistemler. Ben kendi branşımdan örnek vereyim. Geçen yıl ziyaret ettiğim Almanya'da Berlin'deki Charité'de bunu gördüm. Ameliyat sırasında artroskopi yapılırken zaten wireless'la kayıt otomatik hasta dosyasına işleniyor. Ha, bu ne kolaylaştırıyor bizde? Birçok ara işlemi, kayıt cihazına alınması, CD'ye kopyalanması vesaire transferi açısından ciddi zorluklar yaşarken işlemi gerçekleştirdiğiniz anda milisaniye olarak hasta dosyasına atılması ciddi anlamda birçok verinin kazanılması ve veri güvenliği açısından da oldukça kolaylaştırıcı işlemler. Tabii geldiğimiz noktada akıllı ilaç da önemli. Akıllı ilaç sistemi. Hastaya dozu kadar ilacın eczaneden çıkması ve hastaya özel poşetlenerek hastaya özel ulaşması. Otomatik sistemler olabildiği gibi manuel, yarı otomatik olan sistemler de var. Bu kişiye özel tedavide ciddi anlamda bizim işimizi kolaylaştıran bir yöntem. Burada birim doz kullanılması aynı zamanda ciddi bir tasarruf sağlıyor. Özellikle yüksek maliyetli olan mililitrelerin çok ciddi mali yükünün olduğu ilaçlarda hastaya özel bunların programlanması ciddi anlamda kolaylık. Tabii artık geldiğimiz noktada farmakogenetik özelliklerin de tedaviye etkisiyle ilgili bir takım çalışmalar var. Kanser tedavisinde özellikle hedefe yönelik yapılan tedavi yöntemleri bundan sonra daha fazla gündemimizde olacak ve bundan sonra eğileceğimiz nokta kanser tedavisi gibi spesifik tedavilerde hedefe yönelik olmanın ne kadar önemli olduğunu bilmek. Şu an hepimizin aktif kullandığı teleradyoloji zaten şu an PAK sistemleriyle çok entegre vaziyette kullanıyoruz. Ülkemizde özellikle hastaların zaten birçoğu çok fazla tetkik yaptırarak geliyor. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu son tedbirler de var. Bundan sonra ben biraz daha bunun düzene gireceğini düşünüyorum. Telepatoloji diğer bir konu. Örneğin bizim şu anda Cerrahpaşa'daki patoloji ana bilim dalımız alanında çok önemli, çok etkin bir yere sahip. Özellikle bize Azerbaycan'dan böyle bir talep geldi, oradaki onkoloji enstitüsünden. Bizimle bir telepatoloji açısından nasıl fayda sağlanabilir? Çünkü bize sürekli preparat geliyor, dışarıdan preparat geliyor. Ancak bu online veri sistemleri üzerinden, online konsültasyon üzerinden nasıl çözülebilir? Şu an bunun çalışmasını ekiplerimiz yapıyorlar. Sonuç itibarıyla hasta odaklı yaklaşımın sonuçları tabii ki klinik olarak sonuçlarda iyileşme, hasta memnuniyetinde artma ama hasta memnuniyeti için mutlaka hekimle olan ilişki çok önemli. Karşılıklı göz teması, konuşma, nasılsınız deme. Yani bunlar hasta-hekim ilişkisinde olmazsa olmazlar. Eğer bunları teknoloji yaparken bunları sağlayamıyorsak o zaman ciddi bir sıkıntımız var demektir. Tabii ki bunun sonucunda gereksiz laboratuvar testlerinde azalma, reçete ve reçetedeki ilaç sayısında azalma ve hastaneye yatışlardaki azalmada hedeflerimiz. İlk konuşmacımızın söylediği gibi her zaman hastaneye yatış durumu kötüleştirir. Kendisi de söyledi. O nedenle mümkün olduğunca yatış olmadan tedavi yöntemlerini sonuna kadar değerlendirmemiz, zorlamamız gerekiyor. Ben hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Herhangi bir katkı ve soru yoksa son konuşmacımıza geçmek istiyorum. Sayın Charles Alessi, HIMS Klinik Medikal Direktörü. Tabii ki olaya HIMS açısından bir bakış açısıyla sunumunu yapacaklar. Buyurun.
Thank you, and thank you very much for inviting me, but also thank you, Professors Erder and Aydin, because you gave me a stage here, A, to talk about what HIMSS is, in answer to that question on the front row. It's the healthcare information management systems society. There's one M and two S's. I'm a physician, like these esteemed gentlemen, like people probably in the hall, and I want to give you a little bit of thinking around what HIMSS actually is. And this is really what we do. We're a global not-for-profit organization with a digital footprint, and basically we use the power of data and technology to realize the full health potential of every human everywhere. So I have the best job in the world, because this enables me to go from country to country, assisting organizations, governments, universities, institutions around digital transformation, around assisting physicians make that transition to digital health, and also hopefully making the lot and the potential for patients and humans to achieve whatever they can more real. And what else do people become doctors for? This is exactly what we do. I also want to thank both professors for bringing that human dimension into technology, because I think if we don't, we'll get into some difficulty. I am completely on the same page as both of you are. As you may notice, by the way, my accent isn't American. I am British, because HIMSS is really a global organization. And the whole ethos of HIMSS is to move beyond the boxes and wires and technology to the interaction of the boxes and wires and technology with the human and with the health system, because this is what we should be talking about. So HIMSS covers the whole of the world, except for Africa, where we don't really have very much of a presence yet, and except for Antarctica, where I don't think there are any people living. Perhaps there are some penguins, but I think there is a Turkish mission, which is occasionally there as well. And HIMSS consists of a whole host of different organizations. Analytics, which you're aware of course, through MRAM and some of other analytical systems that we deploy, and also other organizations representing patients, representing clinicians, and also some organizations which assist in digital transformation, like HealthBox, which are more like management consultants. And people talked about MRAM and how important, and I mean, of course, Turkey is really quite exceptional here, insofar as it's the country with the greatest number of highly advanced hospitals as a percentage you'd find anywhere in the world. But I think it's also important for us to understand that our adoption and maturity models are not only about MRAM, because as healthcare is changing, we are also changing our maturity models to include other aspects of care, like CCMM, which really measures the continuity of care through an ecosystem as we move from volume to value in terms of the way we measure health and care. And also HSIM, which is just about to be launched, which basically is around barcoding. And really around patient safety, and it's a digital model specifically built to ensure you get safer care for individuals. So in terms of the size of the organization, 600,000 hours of online learning globally, and actually the number of members, this slide is a little bit old, is more like 100,000 now. So it really does cover the world, and that is a wonderful stage to leverage Turkish technology, Turkish know-how, and really all the wonderful things that you're doing over here. But let me just talk a little bit, before I talk about technology, about the fact that we have to change what we're doing. Because technology isn't something to be used because we can, but I think we should only be thinking of using it if we need to.
So it's very clear we're moving from a volume-based system whereby organizations are paid for what they do in terms of number of hernias, number of hip replacements, to a population health management type system. Why is this? Well, the fact that we're aging is particularly important, and as we age, our workforce ages at the same rate, and with aging comes multimorbidity and increased complexity, and with that, of course, comes overheating of healthcare. In other words, a difficulty in maintaining budgets. As a physician, I can find something wrong with all the people here, and if I don't find something wrong with you first time, I'll look a little bit closer and I'll find something wrong with you, and I'll always be able to fix it. The question is, do I need to fix it just because I can fix it? And really, we really need to understand that the complexity of care and care pathways really poses challenges to health workers to deliver consistent quality care. And the way healthcare has changed, there are a number of people now who interact with a patient rather than the physician, as happened when I was a young doctor. The systems have changed completely. And to do that, you need systems which talk to each other, and to do that, you need systems which can change in real time, as otherwise you're always dealing with a different version of the truth. So there are some solutions to all of this associated with where we are now. We also know that in the population has changed. Dr. Google is out and about. He always comes to every consultation with every doctor. And evidence-based care needs to become far more personalized. We need to encourage also people to take more active care for their health and care, and we are developing processes around not only predictive approaches using things like the Internet of Things, genomics, biologics, and all the other technological wonders which exist today, but also thinking around public health and how we make public health more digital, more personal, more direct, to really, really get the system in the best place possible to deliver the best care we can. Because we need to understand that the old systems of dealing with non-communicable disease cannot continue. If I am a diabetologist, I'll be seeing my patients, say, twice a year. I'll be seeing my patients for 15-minute intervals. But for the other 364 days, 11 hours and 30 minutes, it's actually 23 hours and 30 minutes, the patient will be on their own. The patient needs to have that constant clinical extension associated with technology to assist them to manage their care better. So I want to leave you with just two thoughts. I don't think we have an option but to develop technological solutions. And I think that's a good thing. But it's only a good thing if we also remember that it has to interact with the systems which exist at the moment. I am not thinking that we'll ever be in a situation where we'll have robots treat us and we lose that human dimension. That human dimension needs and is the best way to manage that complexity which exists within humans and individuality that exists within humans. But also, a word of caution, I have seen many deployments of technology globally over the last few years. And sadly, I've seen many of them fail. And often they fail because people don't consider how important it is to have a structured governance process around the deployment of those technologies. And physicians burn out, don't know how to manage that new source of data, especially as they are incredibly busy in the management of care. So my thought is, if we are deploying new technologies, we have to deploy governance at the start of that process, not at the end. Thank you. Soru ya da katkısı olan var mı? Çok. Var. Buyurun. Teşekkürler.
Thank you so much for your talk. I just wanted to ask, like, you covered lots of countries, including North America and Europe and so on, but as far as I know, you did not include South America, right, and African countries. And those are usually developing or underdeveloped countries. So what I'm thinking is that although they don't have much technology, they can benefit from HIMSS systems in terms of optimizing the primary care that thousands of people from other countries volunteer to take those, you know, places. So what do you think about those countries? Do you have an agenda for underdeveloped or developing countries? Thank you. Dr. Alice, you can use the microphone on the Thank you for the question. Wholly appropriate question. Actually, we do have operations in South America. It's true. The country where we don't have operations, which we are starting to develop some operations, is Africa. But don't for a minute think that Africa is the country of infectious diseases. It's become the country of non-communicable disease like the rest of the world. And also don't think that Africa is the country where there is no technology. My God, some of the technology I have seen in Africa is substantially better than anything else I've seen anywhere else in the world. They have a significant advantage. In the developed countries, we have to move away the old ivory towers of systems which have existed for many, many years that always stand in the way. They have an open field to build their new systems on, and I think they'll overtake, and I'm certainly seeing this in the Middle East now, they'll overtake certainly Europe really, really fast. So you're absolutely right, and it's a perfectly valid question. Thank you. Teşekkür ederim. Thank you very much. Efendim, oturumu sonlandırırken birkaç cümleyle kapatmak istiyorum izninizle. Biliyorsunuz ana temamız insan merkezli sağlık hizmetinde teknolojinin rolü. Dolayısıyla tabii ki bir HIMSS konferansında ağırlıklı olarak teknolojiyi konuşuyoruz. Ancak çoğu zaman teknoloji insani değerlerle bizi bazen karşı karşıya bırakabiliyor. Bunun işin kötü tarafı, bunun farkına varamıyoruz. Nuri Hocam konuşmasında mobil cihazların ya da artroskopinin doğrudan hasta dosyasına nasıl görüntü aktardığından örnek verdi. Birçok mobil cihazın nesnelerin interneti yoluyla doğrudan hasta kayıtlarına veri düştüğünü biliyoruz. Ama bunun nesnelerin internetinin hastayı da bir network'te bir nesne haline getirme riskini de her zaman dikkate almamız gerekir diye düşünüyorum. Özellikle tıbbın branşlaştığı ve teknoloji gelişmelerin de belli branşlara yoğunlaştığı dikkate alındığında ya da o branşa yönelik çok özel teknolojik gelişme yazılımların ve cihazların geliştirildiği dikkate alındığında da insan organizmasının organ sistemlerinden müteşekkil bir organizma olduğu yanılgısına bizi düşürme riski var. Bence bu riske düşmemek adına insanı bütüncül olarak görmeyi devamlı aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekir diye düşünüyorum. Öyle ki hızlı teknolojik gelişme tıpta sağlık profesyonellerini başta doktorlar olmak üzere teknolojik cihaz operatörlerine dönüştürme riskini yaşıyor. Sağlık hizmet sunucusu olan profesyonellerin cihaz operatörüne dönüştüğü bir dünyada hastanın neye dönüştüğünü varın siz hayal edin. Dolayısıyla bunun da çok büyük bir risk taşıdığını düşünmek zorundayız. Bunları söylerken teknolojiye karşı çıkmak gibi bir anlayış da değilim. Ama biz teknolojiyle beraber insanın tanımını ve insana yaklaşımımızı sürekli aklımızda tutmak, akılda tutmak yetmez. Akıllı telefon olanlar akıllarını telefonlarına yüklüyor dedi Saygılar Hocam. Çok akılda kalıcı güzel bir uyarıydı. Bence gönülde tutmasını da bilmemiz lazım insan değerlerini. Bu açıdan şöyle hatırlamaya çalışıyorum. Gazali insanı, daha doğrusu var olmasını idrak etmeye bağlamış. Ondan 4 yıl sonra da Descartes da düşünmeye bağlamış. Düşünüyorum o halde varım demiş. İdraki, düşüncenin ihmal edildiği bir yerde insana sağlık hizmeti götürmek, bir vücudu tamir etmekcesine son derece basit bir işlem olur.
Onun için insan değerini iyi koruyarak yaklaşmak ve teknolojiyi de bu amaçla kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir hatırlatma yaparak bu oturumu kapatmak istiyorum. Tüm katılımcılara, tüm konuşmacılara teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.